Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak sözünden ilham alarak çalışma azmi ve inancıyla Türk insanını ve dünya insanlarını derinden etkilemiş, Türk insanının yıllardan beri sürdürdüğü çinicilik zanaatına farklı bir yorum getirmiş ve ilk Türk çaba seramik sanatçısı olarak tarihe adını yazdırmış bir isimden bahsedeceğiz bugün. Füreya Koral. Türk sanatına ve yıllardır süre gelen Türk çiniciliğine daha farklı bir yorum getiren Füreya Koral, 12 Haziran 1910 yılında İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Babası Emin Paşa, annesi ise Hakkı Hanım'dır birden fazla sanatçı yetiştirmiş olan Şakir Paşa ailesinin bir üyesidir. Aslında sanata hiç yabancı olmayan Koran, ressam olan teyzeleri tarafından bir bakıma da bu sanatçı yoluna sürüklenmiştir. Yazar olan Cevat Şakir Kabağaçlı, yani bilinen adıyla Halikarnas balıkçısı, dayısıdır. Küçük yaşlarda zamanın önemli kemancılarından keman dersleri ve teyzesinin ısrarıyla da aslında resim dersleri de almıştır. Resimdeki başarısını biraz da seramiklere yansıtmış desek aslında eksik söylemiş olmayız. Küçük yaşta Mustafa Kemal'i görmüş, heybetinden korkmuş olan Füreya Koral'ın babası Emin Paşa Mustafa Kemal'le sınıf arkadaşıdır. Füreya Koral, Notre Dame de Sion Lisesi'nde eğitimini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe eğitimine devam etmiştir. Füreya Koral bahsettiğine göre 3 kez evlilik yapmıştır. Koral'ın ilk evliliği çok uzun sürmemiştir. Kılıç Ali ile olan evliliği 19 yıl sürmüş. Evlilik nedeniyle ise Ankara'ya taşınmıştır. Koral Ankara'da sık sık Mustafa Kemal'i görmeye devam etmektedir. Küçük yaşta yaşadığı korku duygusunun yok olduğunu ve bu duygunun yavaş yavaş hayranlığa çevrildiğini gözlemlemektedir. Atatürk'e karşı duyduğu vefa borcu Ankara'da yavaş yavaş daha da ortaya çıkmaktaydı. Bu inanç ve hayranlıkla beraber aslında Türk kadınının sorumluluğunu da birazcık daha kavramaya başlamıştı. Ulu önderimize olan saygı ve sevgilerinden kaynaklı Kılıç ve Konal çifti 10 Kasım 1938 yılında Ankara'daki evlerini kapatıp İstanbul'a taşınmışlardı. Mustafa Kemal'in vefatından tam 7 yıl sonra yani 1945 yılında Füreya Koral'a veren teşhisi konuldu. Veren teşhisi konulduktan sonra hastalığını sevdiği çamların altında, sevdiği kitaplar ve sevdiği müziklerle geçirmeye başladı. Koran tedavisi için İsviçre'ye gitmiştir. İsviçre'deki tedavisi yanıt vermemiştir ve Paris'te yeni ortaya çıkmış olan bir ilaç tedavisine başlamıştır. Bu sırada artık tam anlamıyla bir seramik sever olduğu için pratik ve teknik öğrenmek adına atölyede çalışmaya başlamıştır. Çok fazla sanat ürettiği için artık bir sanat eleştirmeninin desteğiyle 1951 yılında Paris'te bir sergi açmıştır. Koran'ın açtığı bu sergi sayesinde insanların Türklere karşı bakış açısı bir nebze de olsa değişir. Çünkü bu tarz bir doğu batı sentezi olan sanatı kabul etmek şaşırtıcı bir şeydir. İşte bu şekilde Füreya Koral sayesinde seramik sanatı tüm dünyada kabul görmeye başlamıştır. Ayrıca Paris'te kendine bir seramik fırını yaptırır, İstanbul'a döndüğünde seramiye devam edebilmek için fırını da getirtir. Aynı yıl yurda geri döner, 19 yıldır süren Kılıç Ali ile olan evliliği Kılıç Ali'nin Seremi'ye destek vermemesinden kaynaklı sonlandırılır. Ve işte Füreya Koral bu noktada birçok kadına örnek olur. Birçok kadın Koral'dan destek alarak Türkiye'de kadın olmanın değerlerini keşfeder. Türkiye'de bir nebze de olsa artık Türk kadını çalışma hayatına atılmaya başlar. Bunlardan birisi de Koral'ın öğrencisi olan Ayda Arel'dir. Koral artık çok sevdiği seramiği sadece hobi olarak değil, maddi kazanç için de yapmaya başlar. Freya Koran 1957 yılında bir öğrenim bursuyla Amerika'ya davet edilir. Meksika'ya da giderek Meksika'da yaygın olan duvar resim geleneğinden etkilenir. İşte böylelikle Türkiye'de duvar resimleri de yapmaya başlar. Bunlardan birkaçı ise Marmara Otel Lobisi, Ankara Ulus Çarşısı Duvarı, Koral aslında Türkiye'yi dünyaya tanıtmakta çok önemli bir birey olmuştur. Çünkü yurt dışında birçok ödül almıştır. İşte böylelikle Türkiye'yi diğer milletlere onurlu bir biçimde tanıtmış olmuştur. Koral hayatı boyunca denemekten vazgeçmemiştir. Zaman nasıl ilerliyorsa benim de aynı şekilde çağa ayak uydurmam gerek. İşte Koral birçok kez kendi kendine bunu söylemişti. İşte artık Koral'ın son zamanlarında Evinin önünde sık sık ambulanslar vardı. Hayattaki son nefeslerini de seramiğe bahşetmişti. Buranın şu sözleri her zaman için kulaklarda yankılandı. Seramik, sanatların hem en basiti hem de en güçlü olanıdır. En basitidir çünkü ilkeldir. En güçlüsüdür çünkü en soyutudur. Her türlü benzetmeden ayrılmış bir sanattır. Ve arı bir sanattır seramik. Cumhuriyet'in ilk kadın seramik sanatçısını ağırladık bugün kanalımızda. Kemal İstiyon hareketi olarak Füreya Koralı büyük sanatçımızı yaşamı boyunca ortaya koyduğu eserleri ve çalışmaları adına minnetle yad ediyor. Saygı ve rahmetle anıyoruz.